Hepsi yatmış. Ses yok. Selim'i ne yapacağız? Merak etme, ben halamın başucuna telsizden koydum. Akıllı karım benim. Ses yok. Fatih'ciğim. Hayatım, sen değil misin börtü böcekten korkan? Nasıl olacak bu iş? Ne olduğunu bilmiyoruz ki aşağıda. E tamam Fatih, işte ne olduğunu görmek için inmemiz gerekiyor aşağıya. Ben inmiyorum arkadaş. Lan! Neydi o? Siz rüzgar falandır ya. Nesi, ne rüzgarı? Aşağısı toprak altı. Nerede rüzgar var? İşte neden rüzgar var? Sırf bunu öğrenmek için bile inmemiz gerekiyor Fatih. Neden bu kuyunun içinde rüzgar var? Ya saçmalama Zeynep. Ne para gözmüşsün sen, gel gidelim hadi yatalım. Ne alakası var bunun para göze? Aa, ben tamamen macera peşindeyim ya. Böyle olmaz olsun macera. Ben bunun içine biniyorum. Sen beni şu çıkrıkla aşağı salıyorsun. Sonra da sen geliyorsun, tamam mı? Saçmalama kızım. Şey koparsa, ip koparsa bilmiyorsun bunun sağlam olup olmadığını. Fatih, niye ip falan kopsun? Manyak mısın sen ya? Hadi. Ya dur, dur. Hadi gel. Dur. Tamam, tamam. Çıkır, çıkır. 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 Çıkırı tut, beni bırak. Dur, dur. Bırak, bırak. Boyum yok. Tuttun mu? Hah, tamam mısın? Tamam, bırak. Yavaş yavaş sağ ol Fatih, tamam mı? Dur, ben... Bırakıyorum ağırlığımı, bırak. Hatun, dikkat et. Salsın. Özür dilerim, elimden kaydı. Önemli değil, olur öyle şeyler. Fatih, burası kuru. Ne kuru? Yani su falan yok. Tamam hayatım, çık hadi oradan, hadi. Çekiyorum seni. Burada kocaman bir geçit var. Ne geçiti? Hayatım tamam bak, o kovaya bin, şimdi çekeceğim seni, sonra gideriz. Tehlikeli tehlikeli işlere bulaştırıyorsun bizi, hadi. Ya Fatih, ben tek başıma giremem buraya, hadi gel çabuk. Hayatım dinlesene bir kocanı, gel buraya. Fatih dedim, hadi. Fatih in aşağıya. Hayır diyorum, hayır. Ya Fatih. Ben tek başıma çok korkuyorum. Hadi gel lütfen. Geldin aşkım. Tamam tamam, çantaya at. Pardon. Gözünü para hırsı bürümüş. Ne güzel bir ara zengindim. Şimdi hazine peşinde koşan bir adam oldum. Fatih hadi. Geliyorum Zeynep. Fatih. İyi misin aşkım? Ne oldu? Boynum tıkladı. Ay tamam. Hadi kalk.
Kalk kalk. Aa boynum, boynum. Dikkat et, dikkat et. Hareket ettirebiliyor musun? Aa, evet evet biraz. Aa boynum. İyisin değil mi? Bilmem. Hadi. Ya Zeynep. Ne? Ya Zeynep. Allah'ını seversen ya. Ölüp kalacağız vallahi, dün cesedimizi bulamayacaklar. Aşkım merak etme. Ben tabii ki de bunu düşündüm. Yastığımızın altına not bıraktım kuyunun içindeyiz diye. Ne yaptın? Not bıraktım. Hadi kalk. Allah'ım yarabbim dur. Hadi Fatih, yen şu korkunu. Bak buraya kadar geldik artık. Bundan sonra dönmek yok. Dur dur, bekle bekle. Hadi gel. Ah boynum. İyi misin? Sanırım bunun acısı 2-3 güne çıkacak. Ah. Ay. Söyle nasıl bir yer burası? Neye bastım ya? Bir şey değil, bir şey değil. Taş falan. O ne? Tünelin sonundaki ışık. Dur, dur. Ne? Saçmalama ya. Tünelin sonundaki ışığa gidilmez. Gidilirse de dönülmez. Fatih, ne diyorsun sen ya? Saçma sapan konuşma. Ya gidilmez işte, o ışığa giden geri dönemez. Gel dönelim Fatih, hadi. Fatih uydurma böyle şeyi. Ya saçmalama Zeynep. Ay, ya sonra gideriz. Ya, Zeynep sonra. Gitmemiz lazım ya, işte. Niye gidiyoruz ya? Gidiyoruz. Dön. Fatih ya. Ne? Rüzgar filandır hayatım. Ya ne rüzgarı Zeynep? Adamın biri ıslık çalıyor, bizi çağırıyor. Çabuk dönüyoruz. Ya Fatih, sen bir ıslık sesinden mi korkuyorsun? Koskoca kobra Fatih'sin sen. Ya ne alakası var ya? Kobralar da içine kaçar. Tamam hadi yürü Fatih lütfen. Ya Zeynep ya, ne olur. Ben dönelim. Bu saatten sonra geri dönmüyorum Fatih. İstiyorsan tek başıma beni burada bırak ve sen yukarı çık. Hadi bakalım. Dur. Dur, dur seni. Ne ya, örümcek ağ mı onlar? Evet hayatım, olabilir örümcek ağ. Ne olabilir ama? Üstünde var, altında yok. Demek ki işte ıslık çalan adam geçmiş oradan. Ay Fatih ya, hemen kuruyorsun. Ne? Nasıl ölmüşler değil mi? Hey, şşt, hey! Tamam dönelim, ne olur. Ya Fatih'cim, yürür müsün artık? Ay, bulaştım üstüne, bulaştım. Dur. Fatih ne bağırıyorsun ya? Dur hayatım, bir şey varsa kaçsın. Dur dur dur. Biz nasıl bir yere geldik ya? Ne yapıyorsun Fatih? Ayrılmayalım ben. Gel gel. Koruyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Burası neresi ya? Bu kadar büyük bir yer olacağını hiç düşünmemiştim. Aha. Dur ayrılma. Yavaş. Tamam Fatih, ne ayrılma, işte buradayım. Bunlar ne ya? Dalga sesi. Aa hadi. Denize çıktık. Rüzgar buradan geliyormuş işte bak. Nasıl ya? Biz evin altından girdik. Denize ne ara çıktık? Ama hayatım bayağı yürüdük. Allah Allah. Dur bir dakika. Hayır Zeynep, bak dönüyoruz. Tamam, bir şey yok işte burada. Hadi gel bu tarafa bakalım ne varmış. Dur. Dur dur. Zeynep. Hı. Buradan dışarısı gözüküyor. Gözükebilir hayatım, normal. Ama bizim aradığımız şey içeride. Allah'ım, buradan dışarısı gözüküyor, oradan deniz gözüküyor. Bizim ev nerede? Biz kesin kaybolduk. Fatih'cim sakin ol, tamam. İşaret gibi bir şey bulalım. Anlayacağız ne olduğunu. Unutmadın değil mi işaretin nasıl bir şey olduğunu? Bak üçgen, içinde de yuvarlak var, tamam mı? Yuvarlak o hazine zaten, bir bulamayalım. Bütün bunların çilesi. Ara o işarete benzer bir şeyler ara, tamam mı? Nasıl bir şeydi bu işaret? Ya Fatih'cim, böyle bir tane üçgen, içinde de yuvarlak var. Ay o içindeki yuvarlak. Zeynep bir şey geçti, bir şey geçti. Lütfü ne geçti? Yemin ediyorum bir şey, bir karartı, bir şey geçti. Hayat.
hayatım, kendi gölgeni görmüş olabilir misin? Ya benim gölgem duruyor, böyle büyümüş, bu tarafa doğru geçti. İyi bakalım gel. Hayır hayır, bakmayalım. Ya yetiştirelim. Hayır. Ne? Kaçtı işte. Ödüm koptu anne. Fatih. Ne? Fatih! İşaret! Ben yemişim senin işaretini. Yürü eve gidiyoruz. Ya Fatih saçma. Ya Zeynep, ne yapıyoruz burada ya? Gidelim şöyle bir doğru düzgün alışveriş merkezine, daha çok seçenek olur hem. Fatih'im olmaz. Bizim mahallenin çocukların tek bir seçeneği vardı. O da düğüncü Nuri Baba'nın dükkanı. Bütün çocuklar buradan giyinir. Başka şansımız yok. Ya Nuri Baba olmayınca sünnet geçerli sayılmıyor mu? Anlamadım ki. İşte ya. Nuri amca. Cuma'ya mı gitti acaba? Nuri amca. Geldim. Merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Biz sünnet kıyafeti almak için gelmiştik. Hı hı. Sünnet için biraz geç kalmadınız mı? Niye? Sünnetin zamanı mı var? Neyse, şimdi pijama ile pantolonu uydururum. Gömlek de var. Ama sana göre sünnet külotu yok. E onu da artık önünü şapkayla kapatırsın. Oldu da bitti maşallah. Ben değil, oğlum için istiyordum. Tamam tamam, şaka yaptım. Şakacı amca seni. Oğlun kaç yaşında? 10 aylık. Tamam, hemen getirin. Nuri amca, o simli şeylerden olmasın, yapışıyor her yerine sonra. Tamam. Başka yerden mi alsak Zeynep? Fatih. Yapayım mı ama? Allah ya, yok. Aşkına. Zeynep yapma. Ne olursun. Ay çok yakıştı. Hadi Zeynep çıkar. Bir dakika dur. Bir de şunları tut bakayım elimde şöyle. Ya bak. Zeynep ne yapıyorsun? Lütfen ya, yalvarıyorum sana, tut. Eğlence mi çıktı? Ya Fatih. Baksana şurada kıyafetler çok güzel görünüyor değil mi? Dur, çekme çekme. Dur. Çok güzel çok. Ya Zeynep ne yapıyorsun? Fatih, işte şimdi gerçek bir prense benzedin. Gerçekten mi? Hayır tabii ki de, şaka yapıyorum. Tipe bak, bu tipli prens mi olur? Ya maskara ettin beni. Sakın bir yerde paylaşma da, bak rezil edersin beni. Aa çok iyi fikir. Zeynep hayır, sakın paylaşma. Bak sil onları da ya lütfen. Ya ne yapalım? Sen de bana kendi sünnet fotoğraflarını gösterseydin o zaman. Ya bütün fotoğraflar çırılçıplak. Neyini göstereyim sana? Ne? Kadını aramayı unuttum. Hangi kadını? Meryem Hanım'ı. Ha sakın. Dur. Ya Zeynep bir dakika, niye arıyorsun canım? Yani kadın bizim oğlumuzun sünnetinde ne işi var? O kadar samimi de değiliz. Fatih'cim ne demek niye arıyorsun? Kadın benim patronum. İlişkilerimi iyi tutmam gerekiyor. Hem nezaketten de olsa çağırmam lazım. Ya arama Zeynep. Dur. Hemen Zeynep. Bu şirketin yıllık ciro raporları yok büro. Mehmet Bey'e derhal ileteceğim Meryem Hanım. En geç yarınmasınız da olur. Zeynep arıyor.
Efendim Zeynepciğim. Merhaba Meryem Hanım. Kusura bakmayın, rahatsız etmiyorum umarım. Rica ederim. Ne zaman istersen arayabilirsin. Teşekkür ederim. Ben sizi Selim'in sünnet düğününe davet etmek için aramıştım. Selim'in sünnet düğününe. Öyle mi? Evet. Mutlu olurum. Fakat yurt dışından bir misafirim var. Onunla ilgilenmek durumundayım. Beni mazur gör lütfen. Ha. Neyse o zaman, ne yapalım? Kısmetliymiş. Nazik davetin için çok teşekkür ediyorum Zeynepciğim. Rica ederim, ne demek? İyi günler, hoşçakalın. İşi varmış, gelmiyor değil mi? Yurt dışından misafir geliyormuş. Zeynep, başka yerden mi alsak ya? Bulamayacak bu. Nuri amca! Ay ne stresi yaptın Fatih ya. Her yerisi mi oldu? Nuri amca! Psikolog bey, öyle oldu. Oğlumuz kaçırıldı. Yani korkunç saatlerdi. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Anlıyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Ancak ben çocuk psikoloğuyum. Dolayısıyla sizleri yetişkinler konusunda uzman bir psikoloğa yönlendirmemiz daha doğru olacaktır. Yok, zaten biz Selim için buradayız. Kendimiz için gelmedik. Evet, Selim için geldik işte. Yani ben babasıyım. Eşim Zeynep annesi. Oğlumuz kendisini onun babası zanneden kişi tarafından kaçırıldı. Biraz daha detaylı olarak baştan anlatabilir misiniz? Tabii, ben şöyle anlatayım. Şimdi ben boks yaparken benim antrenör... Niye o kadar geriye gittin hayatım? Neye anlatacaksın ya? Sen direkt konuya gel. Tamam. Aslında doktor bey, bizim esas konumuz şu. Yani bu yaşadığımız olaylar Selim'i etkiledi mi? Onda bir travma yaratmış olabilir mi? İz bıraktı mı? Biz bunları merak ediyoruz. Sizi gayet iyi anlıyorum. Ancak bu şekilde herhangi bir yardımın dokunmaz. Selim kendisini kaçıran adamı daha önce tanıyor muydu? Yoksa ilk kez mi gördü hayatında? Daha önce aynı ortamda hiç bulundular mı? Bunları ve daha fazlasını bilmem gerekiyor. Tamam, o zaman ben her şeyi baştan anlatayım size. Sakın kesme beni Fatih. Şimdi doktor bey, bundan uzun bir süre önce ben Amerika'dayken... Yani işte böyle psikolog bey, hepsi bu. Olumsuz etkilenmiş olabilir. Ancak gelecekte bunları hatırlamayacak olması... şu anda bunları bilmiyor ya da hatırlamıyor anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sizlerin de izniyle Selim'i daha farklı bir ortamda gözlemlemek istiyorum. Yani oyun oynarken, sizinle iletişim kurarken. Tabii yapalım, tabii yapalım. Tamam o zaman. Ezçi bir. Ezçi oyna. Selim. Şunu. Selim'in herhangi travmatik bir durum içerisinde bulunduğunu düşünmüyorum. Gayet sağlıklı ve mutlu görünüyor. Ancak geceleri uykusunu kontrol edebilirsiniz. Özellikle korkuyla uyanırsa mutlaka yanında olun. Sevginizi ona daha çok belli edin. Yani kendisini güvende ve huzurlu hissedebileceği bir ortam yaratın. Yani gece kabuslar görebilir diyorsunuz. Olur demiyorum ama bir ihtimal. Biz yine de önlemimizi alalım, içimiz rahat olsun. Tabii bunu yaparken de Selim'in mevcut düzenini bozmayın. Yani ona karşı sergileyeceğiniz korumacı tavırlar onu biraz boğabilir. Peki psikolog bey, en kötü senaryo gerçek olursa? Nedir o senaryo? Yani işte her şeyi hatırlarsa, sürekli kabus görürse ve bu kabuslar hiç bitmezse, içine kapanık, asosyal, psikopat, seri katil falan olmasın bu? Fatih, ne diyorsun sen ya? Hayatım öyle deme ya. Filmlerde falan var ya, böyle içine kapanık oluyorlar. Asosyal olan çocuklar böyle ailelerine karşı gayet böyle şirin gibi gözüküyor ama böyle arkayı bir dönüyorlar, bir kesiyorlar o açıya. Böyle yüzü falan devşiyor. Sonra kediyi bahçeye gömmüş. Ne yapacağız biz? Kedi almayacağız. Fatih Bey, Zeynep Hanım.
Bakın bu hadise Selim'den çok sizi etkilemiş gibi görünüyor. O yüzden yakın zamanda uzman birinden yardım alın. Yani böyle kafanızda kurduğunuz kötü senaryoları sanki gerçekleşecekmiş gibi düşünerek hem kendi hayatınızı hem de Selim'in hayatını zehir edersiniz. O yüzden en yakın zamanda uzman bir kişiden profesyonel anlamda destek almalısınız. Sana diyor. Neye bana diyor? Tövbe bismillah, nasıl okuyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.